Selam aleyküm arkadaşlar. Kırıkkale, Balışehir ilçesi, Kenan Bey Obası'ndayız. Burası 230 ya da 250 dönüm civarında bir arazi. 6000 küsür fidan var. Net rakamı ben de tam bilmediğim için 6000 küsür diyorum. 6300 olur, 6400 olur o civarda. Bahçe 7 çarpı 5 dikim, 7'ye 5 dikim. Bu sene çoğunlukla %90 civarı 2 metre değil artık 3 metrelere ulaştı. Şurada fidan da göstereyim, daha ayrıntılı anlatırız inşallah. Şu şekilde. Bakın burası 2.20. Üzerine daha yaklaşık 1 metre var. 3 metre civarı artık. Bir önceki videomda 2 metrelerdeydi o dönemde. Artık 3 metrelerdeyiz. Şimdi sonbahar erken donlarını vurmaması için üre gübresi %4'lük azot uygulaması yapıyoruz. Üre kuvvetli olduğu için %4 kuyuyoruz. Başka azot da kullanabilirsiniz ama orada başka gübre de kullanabilirsiniz ama üre gübresi daha güçlü bir gübre olduğu için bizim tercihimiz %4'lük üre oluyor. Hem de üre gübresi daha çok içe alınıp işte depolanabiliyor. Yani bizim amacımız, bizim tercihimiz üre gübresi. Şimdi birkaç tane soru geldi. Yani niçin azot atıyoruz? Yaprak döktürmek için atıyoruz. En temel hedefimiz bu. Gelecek hafta, bugün ayın 12'si, 12 Ekim. Gelecek hafta don görülüyor. Şöyle makinede nasıl attığını gösterelim. Şu an atıyor mu? Zannediyorum atıyor. Evet. Toz şeklinde, statik elektrikle toz şeklinde attığı için çıplak gözle biraz görmekte zorlanıyoruz ama ağaçların yanından geçerken zaten ağaçları sallıyor böyle. Büyük bahçelerde güzel bir tercih olur. İmkanı olan arkadaşlara tavsiye ederim. Şimdi ağaçlar küçükken altta iki memesi var. Ona altta toplam 4 meme var. 2 tanesini açtık. Ağaç büyüdükçe o alttakini 4'e çıkarabiliyoruz. Üste de 3 ya da 4 dediğim 4 bir tarafta, 4 bir tarafta. Üste de zaten nasıl diyeyim, bir yukarıda boynuz gibi bir kısmı var. Orayı da üçer ya da dörder tane de orada var, iki tarafa bakın. Orayı da açtığımızda rahat bir şekilde 10-12 yaşındaki bahçeye süper bir şekilde ilaç atabilir. Şeydeki gibi, turbodaki gibi aralara ilaç atmıyor. Şeylerin ilaç atma memelerinin yönü ağaca bakıyor. İki de üstte de altta da ağaca bakıyor. Şöyle karşıdan da alayım. Arkadaşlar sonbahar erken donu burada geçen sene oldu. O yüzden dolayı korktuğumuzdan bu yıl biraz daha aynı 12'si gibi hemen yaprak döktürme uygulamasına geçtik. Zaten ilaç makinesinin şu anda geçtiği yerlerde yapraklar sallanıyor. Çünkü rüzgarla, kendi ürettiği rüzgarla birlikte şey yapıyor. Diğer atomizer dediğimiz turbo sistemler bu aradaki boş yerlere de atıyor. Şimdi yanımızdan geçerken iyice bakalım. Bu sadece ağaçlara doğru atıyor. Aradaki boşluğa atmıyor. Şöyle. Bakın şu an bana doğru atacak. Ben biraz uzaklaşayım. Memelerin yönü ağaçlara doğru. Gördüğünüz gibi ağaca gelince zaten sallıyor ağacı. Sağ tarafından rüzgar geliyor. O yüzden biraz sağa yakın gidiyor ki sonra zaten rüzgar ilacı götürüyor. Şöyle de yakınlaştırırsak daha net görürüz. Yandan geçtiği ağacı rüzgar attığı ilaç ve rüzgarla birlikte zaten şey yapıyor. Sallaya sallaya gidiyor.
Arkadaşlar geçen Musa Bey'in bahçesinde sırt pülverizatörü ile 16 litrelik akülü ilaçlama makinesiyle bir video çektim. Ama biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Kafa karışıklığı gitsin diye. Arkadaşlar sonbahar buraya şöyle bir 10 gün önce hafif bir attık, gelişimi durdurduk. Bazı alttaki yapraklar sarardı. Yukarıda da kıpkırmızıydı bu sürgünler. Kızıllığı yok ettik. Ondan sonra ikinci uygulama olarak tekrar atıyoruz. Çinko sülfatla da şey yapabilirsiniz, yaprak döktürebilirsiniz. Biz azotla döktürüyoruz. Aşırı derecede çinko, bakır, mangan, magnezyum veya başka bir mikro element yüklemenin ağaca neticede yaprak döktürürken bu da ağaç onu içine alacak. Aşırı derecede metal kökenli mikro elementleri yüklerseniz bu sefer de ağaçta toksit madde şey yapacak. Toksit madde oranı artacak. Ağaç bu sefer bir noktada insanın bakır kaptan yemek yiyip zehirlenmesi gibi zehirlenecek. Şimdi bordo bulamacı bakır sülfattır. Siz onu bordo bulamacıyla döktürürseniz şu gelecek yıl dal olacak gözleri bile, şuradaki gözleri bile yaktırırsınız. O yüzden bordo bulamacıyla yaprak döktürülmez. Bordo bulamacı yaprakların 3'te 2'si döküldükten sonra sadece fungal hastalıklara karşı, mantar hastalıklara karşı yaprakları dezenfekte etmek için kullanılır. Şöyle uygulama videosunu da güzel bir şekilde çekmiş olalım. Şöyle arkadan daha güzel görülüyor. Güneşte değdiğinde daha iyi görülüyor. Amacımızı iyice anlatalım da anlaşılmıyor. Tekrar sorular geliyor. Yani buradaki amacımız azot vermek falan değil. Buradaki amacımız yaprakları döktürmek. Deve demeyeyim de çoban çökerten ayağım arada batıyor. O yüzden dolayı şeyde iyi bir ayakkabı da giyemedik. Bizim ayakkabımızı köpek almış gitmiş. Şimdi birazdan arayacağız ayakkabıyı. Bir terlik giydik, o da İşte çoban çökertene karşı pek sağlıklı olmadı. Zannediyorum şu anda Kadir Bey ilaçlamaya bitirdi. Şeye doğru gidiyor artık. Eve doğru götürüyor makineyi. Burada daha güzel görülüyor. Şöyle net bir şekilde çekeyim. Bakın yanından geçtiği ağaçlar sallıyor. Normalde bakın şuradaki ağaç sallanmıyor. Tam yanına geldiğinde ilaçla birlikte rüzgar vurduğunda sallamaya başlıyor. İlaç güzel bir şekilde değiyor. İnşallah arkadaşlar bu videoda anlatabilmişimdir amacımızı. Amacımız burada en ucuz olan, yani bizdeki niyetimizi sürekli söylüyoruz ama belki duymayan arkadaşlara da söyleyelim. Bizim niyetimiz minimum masrafla maksimum sonuç elde etmek. Minimum masraf maksimum sonuç. Sloganımız bu. Yani gidip pahalı pahalı şeyler de, başka şeyler de atılabilir. Çinko sülfat ucuz değil. Burada üre de artık pahalandı ama ürenin 50 kilosu yaklaşık 300 TL ise çinko sülfatın 25 kilosu belki 300-400 TL. Belki daha fazla, tam bilmiyorum fiyatını, çinkoyu en son sormadım. Yani şimdi hem amaca daha çok hizmet edecek şeyle, gübreyle ağaca azot yükleyerek kış soğuklarına da dayanıklı hale getiriyoruz. Hem de toksitite birikmesi yok. Yapraklar zaten daha önce, yani ne diyeyim, bu ilk uygulamayı yapmadan önce burası kıpkırmızıydı. Bildiğiniz bayrak rengi neredeyse. Kırmızı bir renkteydi. Ama şu anda kızıllıklar kayboldu. Ağaçtaki gelişim durdu. Ama tepede halen şey de olsa, yeşile dön, kırmızıdan yeşile dönmüş de olsa tepelerde halen bir canlılık var. Biz bir an önce yaprakları döktürmezsek bir 5 gün 10 gün sonra tahminimiz, tabi hava raporlarına göre don geliyor, don kapıda. O dondan etkilenmemek için bir an önce yaprakları döktürmeye çalışıyoruz. Ağacın bu yeşil aksamlarını kahverengiye döndürmeye çalışıyoruz. Burada
Kısaca amacımız azotla gübre yaprakları döktürüp dondan etkilenmemek. Asıl temel amacımız bu. En ucuz maliyette bunun için yapmaya çalışıyoruz. Yani bahçe büyük, ne kadar büyük olursa olsun, bahçe sahibimizin imkanları ne kadar fazla ya da az olursa olsun, biz amaca yönelik en ucuz maliyette. Şöyle bu kısımda daha güzel görülüyor artık. Şöyle biraz da sanki memeler tam açtı gibi. Kadir Bey şeyin ilaçlama makinesinin memelerini tam açtı. Artık sonu, ilacı bitirmek istiyor. Bu bölüme biraz daha kuvvetlatması daha iyi. Burası arazinin, şöyle yavaşça göstereyim, düz kısmı. Aşağıdaki ova kısmından buraya doğru don geliyor. Şu tepeler yani biraz toprak yapısı zayıf. Şöyle göstereyim. Buranın toprak yapısı daha iyi. Ama orası don yemiyor. Burada gelişim hızlı oluyor ama dondan kurtaramazsak, bu kısım geçen sene don yedi. Ya biraz ilaçlı şeyde, yaprak döktürme uygulamamızda biraz geç kalındı. Yani bizim dediğimiz tarihten bir 5-10 gün sonra atıldı ama dona yetişilemedi. Don etkiledi. İşte dondan etkileyince, normalde bu fidan, şunu göstereyim. Geçen yıl şöyle 2 metrelerde, bu şurada 2 metrelerdeydi. Bu sene 3 metrelerde, artık 2 metre kalmadı, 3 metrelerde. Ama daha kalın oldu aşağı kesme. 2 metrelik kısım ta aş yerinin üstüne kadar, 20-30 santim kalana kadar kurudu. Onu bir daha yaşamamak için bir an önce yaprak döktürüp ağacı kurtarmaya çalışıyoruz. Bakın burada da şöyle yakından yaprağı göstereyim. Attığımız ilaç ağacın üzerinde, ağacın homojen bir şekilde her tarafına, şöyle göstereyim, yani ilacı atılan yerin tersindeki yapraklarda da her yere çok rahat bir şekilde geliyor. Şöyle güneşten dolayı net göremiyoruz kamerada. Görüldüğü kadar artık üzerinde damla damla her yerine değmiş. Şey gibi, hortumla atma gibi yıkama şeklinde değil de, bu damlacıklar her tarafa değiyor. Şurada tekrar göstereyim, altına üstüne her yere değiyor. Şöyle güneş değen bir yeri geçeyim. Şöyle şuralar gibi, yani şeye, fidana güneş değen bir yer. Arkadaşlar, bu yaprak döktürme ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herkese başarılı sezonlar diliyorum. İnşallah kışı da rahat atlatır. Yazda tekrar güzel bir başlangıçla başlarız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.